Evet, değerli izleyicilerimiz, bilindiği gibi genel müdürün açıklaması tekrar başına 600 kiloydu ama tabii ki 1-2 gün geçince, bayramdan sonra geçince, evet, ilk etapta özeller kilogramı 3 liradan almaya başladılar. Daha sonra evet, bugünkü itibariyle kontenjanların düşmesiyle kilolarında düştüğünü görüyoruz. Sağdan soldan duyuyorduk ama biz bu olayı bir de canlı olarak izleyicilerimize aktaralım dedik. Şu anda gördüğünüz gibi üretici yine de özele çay vermeye devam ediyor. Arabalar geliyor, gördüğünüz gibi çaylar yükleniyor. Şu anda gelen çaylar tartıldı. Evet, tartıldı ve dediğimiz gibi kiloyu biraz sonra soracağız. Kaçtan olduklarını biraz sonra soracağız. Gelen çaylar tabii ki bahçede kalmasın, yanmasın diye gördüğünüz gibi şu anda yine kamyonlara doluyor. Üretici çayını özele vermeye devam ediyor. Şu anda çaylar yükleniyor. Bundan önce yaptığımız yayınlarda evet, özel tarafından alınan çaylar 3 liraydı. Bugün itibarıyla tabii ki kotada düştü. Bu nedenle özeller kaçtan alıyor? Siz çay satıyorsunuz. Evet. Evet, kaçtan sattınız? Satıyorsunuz 2500'den. 2500'den satıyorsunuz. Evet. Evet, bayramın birinci günü falan verdiniz mi? Birinci, ikinci devlete günü verdik. Daha önce devlete verdiniz, evet. Ama şu anda elinde kalanları, evet, 2500. Evet. Peki neye devleti tercih etmediniz? Beklemiyorsunuz. Devlet beklesinler diyor. Alacağız diyor, yok, çayları. Yok. Özelde ekmek yiyecek. Özelde ekmek yiyecek diyorsunuz. Hep devlete yok. Evet, rahatsınız yani. Evet. Rahat, sıkıntı yok. Evet, şu anda işimiz görülüyor. Evet, 2,5 liradan sattınız. Sattık ve haçlık da yapıyoruz. O haçlık da lazım. Evet, o da lazım diyorsun. Evet. O da ekmek yiyecek. Gördüğünüz gibi üreticinin düşünceleri de bu. Şu anda evet, devlete de verdik, özele de verdik diyor. Gördüğünüz gibi 2500 liradan evet, şu anda evet, duydunuz. 2500 liradan şu anda çaylar alınıyor. İhtiyacı olanlar özellere de gelebilir. Tabii devleti de bekleyebilir. Evet, şimdilik bu kadar.